Sen şimdi eskiden bana biraz anlat. Bu yaşadığın ilişkilerde seni en çok yaralayan, ciğerine tuz basan kimdi? Şimdi senin ideal kız profiline bana onu bir tasvir et bakalım. Ne var gözünde? Benim aşk hayatım çalkantılı biliyorsun kardeşim. Şimdi sen hangi kız yazıyorsun? Sen bana bir onu söyle. Geçmişteki ilişkilerin hakkında pişmanlık duyuyor musun İbrahim? Evet arkadaşlar, Cool Lime tadında sohbetlere hoş geldiniz. Bugün dedim ki böyle yalnızlık olmuyor. Dedim kanala dedim bir konuk alalım ve ev arkadaşımı konuk aldım. Kendisi İbrahim Kılıcı, tanımayanlar için. Varsa tanımayan, zaten 20 kişi izliyor, 20'si de tanıdık. Yani İbrahim'i tanımayan varsa, İbrahim kendini tanıtırsan seviniriz. Ben İbrahim Kılıcı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İBF Fakültesi. Yok, İBF Fakültesi olmaz. İBF. Neyse, İBF. İşletme programında okuyorum. Yalnız bak, dediğim gibi şey hoşuma gitti. Burada şimdi bizim oturduğumuz bankların altında platform koymuşlar. Hakikaten gülme ama hakikaten bu iştir yani. Ve yanda da çok yüksek olmasa da kol dayama yerleri mevcut. Bu ince düşünceler, hoşuma gitti benim. Her neyse, bunları kimsenin siklemeyeceğini göz önüne getirirsek şu an bize izlenme getirecek olan konuya gelelim. Evet İbrahim. O aşk hayatından soyunalım bize... izlenme getirecek. Soyunalım yani, ne yapalım? İzlenme için. Ama iyi izleniriz ha. İyi izleniriz. Valla iki tane 100 kiloluk eleman soyunsar bir izleniriz. Sonra bir kusma salgını ülkeye saran. Evet İbrahim. Şu an sana Hülya Avşar gibi radikal sorular yönelteceğim. Biz de film çekelim mi selfie diye? yok dur. İlişki hayatından bize biraz bahseder misin? Gerçekler, tamamen gerçekleri istiyoruz. Gerçekler. Bu kadar. Çok net bir cevaptı, teşekkür ediyorum. Sen anlat biraz da, seninki de fazla uzun sürmez. Bitti bu kadar. Her neyse, ikimiz de bu arada şu an herhangi bir ilişkimiz yok. İbrahim arayışta ama ben o arayışta değilim, bilmiyorum. Siktir git oradan ya. Siktir git oradan ya. Her neyse. Vallahi bilmiyorum, bir iki tane potansiyel var. Var. Ben bu arada sana Instagram'dan gösterip onun yorumunu alacaktım. Lakin telefonu kamera olarak kullanıyoruz. Hoş, görürüz. Göstermişim gibi yorum yapsan. Tamam. Öyle yani. Yap yorum yani, göstermişim gibi yorum yap. Ama sen biraz anlat, ben kızı bilmiyorum. Şimdi anlatırsam yani direkt buradan hazır aşk ilan edeyim. İlanı aşk edeyim buradan direkt. Biraz şarir yani. Hani kız neci, nereli, kimlerden? Neci, nereli, kimlerden? Valla bilmiyorum, kendisi Twitter'da yürüyen tweetimden sonra bir fame'liğimi gördü herhalde. Tabii. Kaç binde kaldı? Kaç binde kaldı? 6950'ydi en son. Retweet? Retweet'i hiç bakmadım ya. 650 küsurdu o zaman. Artık önemsemiyorsun yani. Ya bıraktım sana. Artık ya, bildirimlerini de kapadım. Artık yeni maceralara atıldım. Baya cezmiye falan çıktım yani. Her neyse, bu tweetten sonra takip ne etti kız beni. İşsizlere mi? İşsizler, cezmiye, o ne diyor, inci caps. Daha zaten bir sürü sayarım. O ne diyor, işsizler, inci caps, bunlar olduğu zaman. Cezmiye ya, bilmiyorum, çok alakam yok bunlar. Her neyse, işte oradan bir takip etti. Bir kız, güzel baya. Potansiyel var. Daha fazla detay verirsem kız DM atar, bu ben miyim diye, o yüzden nerede daha şimdi? Fazla kız detay nerede? Vermiyorum. Ha? Nereli? Kızın, hangi bölgeden? Kızın nereli olduğunu... Hayır yani, şu anki ikametgahı nerede? Şu anki ikametgahı İç Anadolu'da. İç Anadolu belgesinde. Batı belgesi. Bölgesi şu an... Batı, Doğu, Orta... Bir yandan Ice White Chocolate Mocha'mı içtiğim için konuşamadım. Ama şimdi İç Anadolu dediğin zaman merkez, doğu, batı, kuzey, güney çok geniş bir şey. Ya bölge. Şimdi... Biraz batıda kalıyor ya. Biraz batıda kalıyor. Her neyse, geçelim bu konuyu. Yani kız da senin videonu açacak, izleyecek değil mi sanki? Belli olmaz. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bence bu bir yem olabilir yani. Açıp izlerse dersin, aa demek benimle çıkmak istiyor. Ha, yazarsın ondan sonra. Güzel, güzel taktik ha. Her neyse. Konuşacak bir şey bulamadım ya şu an. Ne konuşalım? Senin İlişki mevzuları ya. Ha, benim aşk hayatım çalkantılı biliyorsun kardeşim yani. Baya. Bayağı acayip çalkantılı yani, öyle böyle değil arkadaşlar.
Şu an yani sırf bunu konuştuğum için arkamdan beddua eden kaç tane insan tanıyorumdur yani. Neler neler değil mi? Değil mi? Vallahi ben bilmiyorum da. Yani arkamdan kaç kişi sövüyordur yani bu videodan sonra kaç kişi söver, o yüzden oralara pek de girmemek lazım. Evet İbrahim. İlişkilerde aradığın kriter nedir? Şu an bunu bize açıklar mısın? Güzellik dışında. Güzellik dışında yani ilk başta çok açık söyleyeyim, baktığım şey güzellik. Abi geçen ona onu zaten güzelliğe bakmıyorum da yalan söylüyordu. Ve yani öğrenebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla dışarıdan kızın boşluğu doluluğu. Yani neyle ilgilenir, ne yapar, ne eder? Peki boş bir kız sana göre nelerle ilgilenir, neler yapar? Bize boş kızın tanımını yapar mısın? Sosyal medya hastası olması. Evet. Doğru düzgün kitap okumaması. Ya hayatta bir uğraşın olmaması. Yani bir insanın işte hayatı, ya işte bir Instagram'a bakayım, şu ne tweet atmış ona bakayım. Gezeyim bunlar ne diyor falansa benim için boştur. Peki şöyle bir soru sorayım. Sor. Bir kız var diyelim, tamam mı? Hem böyle bilgili, kültürlü. Tamam. Ama çirkin mi? İlgileniyor zaten. Yok, güzel de. Güzel de, görece güzel de bir kız. Tamam. Yani dünyanın milyarda biri, evet, tamam. Çünkü bu olmuyor. Ama bak, sosyal doğal olarak bu olmuyor. Ama sosyal medyayı hayır, da kullanıyor bak, yani. Şimdi şöyle bir şey var. İnsan bir yandan da çirkin insan kendi bir şekilde var etmek zorunda ve onlar da böyle şeylere yöneliyor. Mesela belki ben de onlardan birisiyim. Ben bu tanıyı kendime koyamam ama başkaları koyabilir. Bir psikolog bana bu tanıyı koyabilir. Ya güzel değil mi? Öyle çirkin değil. Öyle diye bakılacak da değil. Güzel. Tamam. Yani elle tutulur. Gidiyor. Gider. Gidiyor, açıklıyor her şeyi. Evet. Biraz o fazla. Her neyse. Yok yani gider. Hani gideri var. Hani gider. Denir bu zaten. Ama sosyal medyada kullanıyor İbrahim. Ne yapıyorsun? Evet, öyle olmayacak. Sosyal medyada kullanıyor. Tamam. Elendi mi? Bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Sosyal medyası bak. Instagram'ı, Twitter'ı, şu bu olur kardeşim, tamam mı? Hı hı. Ne bileyim 50-60 tane şeyi vardır. Takipçisi vardır falan. Ama sen az takipçinin güzel kız kovuldun. Yok, ben şu an başka bir konu açtım. Şimdi 50-60 takipçisi, işte o kadar takip edeni var. Hı hı. O kadar takip ettiler. Bu kız işte arada böyle ayda bir falan bir hoş bulanları çekip atabilir. Tamam mı? Evet. Bunları yapabilir. Ama bak şöyle bir kızsa, sana çok açık söyleyeyim. Böyle 500 takipçi, 1000 takipçi. Tamam mı? Bir de profil gizli. Yani tarikat mı kurdun da içeride yani, gizliyorsun ya? Hayır. 500 tane, 1000 tane senin samimi arkadaşın var da profilini kapatıyorsun. Hayır bak 50-60 kişiyse bir insan profilini kapatsa ben bunu anlarım. Ama kalkıp da 1000 takipçi, işte 500 takipçi, 100 takipçi, profil kapalı. Yani anlam veremiyoruz. Yani çok manasız. Demek ki senin mailin var. Ben birisi, ben, o, bu, şu takipçisiyle gönderse hemen açacaksın. Yani ne bu tripler? Çok büyük bir gerizekalılıktır bu benim için. Katılıyorum. Yani çok büyük bir gerizekalı. Ha dediğim gibi işte ya 150-200 takipçisi olur, 500 takipçisi olur, tamam mı? Ayda bir fotoğraf atar, 1,5 ayda fotoğraf atar. Hakikaten ama kaliteli fotoğraf atar. Böyle işte bilmem kimlerle Starbucks evimiz artık falan. Şu restoran, burası, şurası. Anladım. Evet, en azından kriterlerini biraz olsun, çerçevesini belirledik. Buradan İbrahim'in talipleri varsa kendisinin aşağıda mail adresini bak, bırakıyorum. Benim zaman arayacağım bir kız varsa eğer, yani onun karşısında bana bir şey vermeli. Bu sadece fiziksel ihtiyaçlar değil, sadece onlardan bahsetmiyorum. Bana bir şey de katma aynı zamanda. Aşıklar söndürdüler, evet. Loş oldu biraz. Neyse, güzel oldu, evet. Yani, devam edelim. Sadece ondan bahsetmiyorum. Bana aynı zamanda, ben mesela o kıza ayırdığım vakitte ben bir şey okumuyorum yani mesela. Aynen. Yani, zaman harcıyorum ona. Bir şeyden geri kalıyorum. O tamamlamalı benim için. Mesela benim ilgilenmediğim bir konudan belki bana bir şey anlatmalı, bana bir şey öğretmeli. Onun bir karşılığı olmalı. Yapboz parçası gibi birbirinizi tamamlamalısınız. Tabii. Yok öyle de. Onlar romantik laflar. Onlar öyle şeyler söylemem ben. Ben romantik bir yapım, ben söylerim. Şimdi bu. Bu biraz soru cevap tarzı video oldu ama bu konuda da fikirlerini merak ediyorum. Misal. Kendini soyutla, tamam mı? Kendin değilsin. O çok zor bir şey benim için, evet. Dur. Çok zor mu, zor değil. Nereden soyutladın Ahmet'sin, kendini? Ahmet'sin, Ali'sin, Mehmet'sin, tamam mı? Yani tamam. Kendi kişiliğinden sıyrıl. Günümüz ortalama bir erkeğisin. Hı-hı. Bir tane kız beğenmişsin, tamam mı? Ve kıza bir mesaj atmak istiyorsun. Yani mevzuya başlamak, muhabbete girmek istiyorsun. Anladım. İlk mesaj sence ne olmalı?
mesaj bence ne olmalı? Vallahi ben biraz geri gelip konuşursan ilk mesaj ne olmalı? Bilemiyorum. Yok mu böyle bir kilit? Yok. Bir açacak. Yani çünkü bu mesajların manası yok. Her şey senin, sana açık söyleyeyim, her şey senin görünüşünde ve değerinde biter. Yani sen ilk mesajda ortalama kızlardan bahsediyorum ve ortalama erkeklerden bahsediyorum, tamam mı? Yok, yakışıklı bir erkek, kız ortalama. Karakter ve tip de ortalama, yani alışkanlıkları şu bu da ortalama. Yakışıklı birisindir, popüler birisindir, ilgi çeken birisindir. Sen kıza ilk mesajda anasına da söylesen büyük ihtimalle o iş devam eder. Ha çirkinsindir, dünyanın en güzel girişini yaparsın, hiçbir şey olmaz. Şimdi senin ideal kız profiline bana onu bir tasvir et bakalım, ne var gözünde? Ne istiyorsun? Şimdi kardeşim, senin de bahsettiğin gibi öncelikle tabii ki de güzellik. Önce o kaçmaz. Tabii canım, o bir göze bir hoş, bir hülyası yani olacak. Belki yaş kemale erince hani öncesi ruhu falan deriz ama aynen, o dönemde, ama yani ilk, bak ilk sınavdan geçmesi için o TYT biliyorsun. Yani ondan geçiyor, sonra ruhu güzelse devam eder, etmezse de devam etmez. Katılıyorum. Daha sonrasında ki kriterime gelecek olursam kesinlikle, tamam mı? Mesela bir konuşma yapıyoruz. Yüz yüze olur, mesajla vesaire. Konuşma kesinlikle akmalı benim için. Böyle mesela dolu olur. Yani dolu bir sohbet olur veya boş bir sohbet olur. Dolu sohbet mesela, içinde Nesbatür'den bahsediyorsunuz. Evet. Kesinlikle böyle. YouTube Türkiye trendleri falan. Salih Reis'in videoları. Her neyse. Ya dediğim gibi konuşma her türlü bir şekilde akmalı, tamam mı? Mesela bunun içinde biraz senin de bahsettiğin gibi biraz bilgi birikimi lazım mesela. Ama bu şöyle bilgi birikimi değil mesela, işte felsefik vesaire vesaire, o konu mesajı değil. Bu dönem iOS anlatmayacak yani, değil mi? Yani abi mesela güncel de takip etmeli. Mesela bu işte YouTube, Netflix, bu güncel işte mesela Netflix'e gelecek olan engellemeler olsun, devletin YouTube üzerindeki etkileri olsun. Yani bunlardan da güncel haberdar olacak. Ben mesela, benim bir YouTube kanalım var ve kesinlikle bence YouTube'la ilgili olmalı. Ya yani en azından YouTube'la ilişkisi girip YouTube arama yerine Hande Yener yaz yani bundan ibaret olmamalı. Onun için artık ama YouTube'u kullanmıyorlar ya, bir değişik aracı programlar var. Ya Spotify arka falan. Spotify değil. Korsan arka planda müzik çalıyor. Bende de olduğu gibi NetTube falan. YouTube çalmıyor yani. Ya bilgisayar başına geçip de hani bir şey, yani YouTube kullanım amacı tek bu olmalı. Biraz kanalları falan tanınmalı. Yani dediğim gibi benim her zaman önceliğim muhabbettir. Muhabbet tamamlayıcı olacak. Önceliğin güzelliktir. Sonrasında güzelliği muhabbet. Biz kriter saymıyoruz artık ya. Güzellik biz yani, anayasanın birinci maddesi gibi bir şey bizim yani. Bizim söylediğimiz her şey güzellik barajını geçtikten aynen sonra. Aynen öyle. Tabii canım, o barajı geçecek. Öyle yani. Peki çocuğu olsa senin için sorun olur mu? Tehlikeli bir soru. Ya merak ettim. Tehlikeli bir soru. Evli değilse olabilir. Neden olmasın? Boşanmış tabii ama çocuğu var. Olabilir. Bakarız. Biraz yaşımız ilerlerse belki bir ihtimal. Doğru. Şimdi sen hangi kız yazıyorsun? Sen bana bir onu söyle. Şimdi hangi kıza yazıyorum? Hangi kızı seçenekler yazıyorsun? Var bir de. Tabii. Seçenekler var. Ben seçiyorum yani. Seçme lüksüm vallahi var. Vallahi kapıda bekleyen çok. Kapıda bekleyen çok. Reddedilenler çok. Tabii, dermişim. Tabii. Yine bela aldık. Yine buradan bir bela aldık. Ya. Yine buradan duydum kulaklarım çınladı. Yani zaten hepsi senin videolarını izliyor ya. Hakikaten başımız belaya girdi ha. Hakikaten. Kalpleri kardeşim yani. Bugüne bugün 20 izleniyoruz. 10 doğru, izleniyoruz. Doğru. Her neyse. Bak kanka, bilmiyorum. Kızla muhabbetim yok. Bir muhabbet kuracağız. Onu da benim kurmam lazım. Kızın. Geçen bir denedim. Tamam mı? Dedim bir fotoğraf atayım bakalım beğeniyor mu? Hı. Klasik bak, sosyal medyada bu güzel bir testtir. Mesela takipleştikten bir süre sonra fotoğraf atarsın. Bakalım beğenecek mi beğenmeyecek mi diye. Beğenmedi. O biraz süreyi uzattı bak mesela. Ya ama şöyle yani, o şimdi beğenmediği zaman tamam, sen onun için yoksun. Ama beğendiği zaman da o tam aksine onun için varsa anlamına da gelmiyor. Tabii canım. O biliyorsun, o bir yatırım şeyde Instagram'da. Orası öyle ama hani bir baraj vardır ya böyle, hani bir umuttur böyle, ulan hani fotoğraf attım sonuçta
Hani o %1'lik vardır ya yatırım, hani, Instagram'ın yatırım olması dışında bir umuttur böyle. Onun için ekstra çirkin böyle dünya dışı varlık değilmişim manasına geliyor. Evet. Beğenmesi fotoğrafı. Yani. Biraz da öyle. Ki attığım fotoğrafta da görece çirkin değildim o kadar yani. Tabii tartışılabilir. Bir şey tartışılabilir. Bir şey zor. Tartışılabilir ama görece çirkin değildim o kadar. Her neyse ki tabii ki bununla kıyaslayamayız. Önce tabii ki bir kızın onun adı sevgilisi var mı yok mu bir onu tamamen bir öğrenmeliyiz. Çünkü onu hiç bilmiyoruz. Tabii. Ama gördüğüm kadarıyla yok. Yani iyi bir okuyucuyumdur. Tweetlerini biraz okudum. O analize vardım. Yok herhalde sevgilisi şu an. Bilmiyorum. Sevdiği var mıdır platoni falan. O muamma. Bakalım. Hayat bize ne gösterir? Ama olursa güzel olur. Tatlı mı olur? Olursa tatlı olur. Neyse. Dediğim gibi böyle işte. Ben ne zaman yazacağımız... Bakalım. Önümüzde yaklaşan bir doğum günüm var. Onu buradan bir belirteyim. Belli olmaz. Belki kutlar falan. Belki oradan yürürüz. Bilemem. Geçmişteki ilişkilerin hakkında pişmanlık duyuyor musun İbrahim? Üçü hakkında duyuyorum. Ne? Üçü için duyuyorum. Kaç tane ilişkin oldu peki? Çok özel değilse bunu buradan açıklar mısın? Yani bilmiyorum. Şimdi sayısını. Kaçta üç? Yani direkt aşağı yukarı bir rakam verecek olursan oranı yani öğrenmek istiyoruz. Yani 3'te 3 de olabilir. Yani 4'te 3. Bu oran yarısından daha azdır. Yani 6'dan fazladır. 6'dan fazladır. 7'de 3 diyelim biz ona. 7 8 bilmiyorum. Tam bilmiyorum. 7'de 3. 7'de 3. Bilmiyorum da yani sayamadım. Aynen yani. Sayamadım değil. Hakikaten. Tabii düşünmem lazım onu. Peki bu pişmanlıkların kaynaklarını öğrenebilir miyiz? Hepsi farklı. Yani hepsi çok farklı nedenler. İkisi aynı, birisi farklı. Burada açmak istemiyorsun galiba. Kaçamak cevaplar verdiğine göre. Vallahi sen videonun yarısını dinledin. Onları dinletirsek ben de açayım sana. Bana fark etmez. Onları açarsan çok ifşa oluruz. Göte göt diyebiliriz yani. Göt. Öyle yani. İkisi ya aynı, birisi çok farklı. Ben o kadar da fazla kurcalamayayım. Ama bunu bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ne demek? Paylaştım, ne demek efendim? Ederim. Senin de vardır herhalde bir tane. En az bir tane vardır herhalde senin de. Olması lazım yani. Bir tane vardır. Şimdi kaç tane oldu ki bir tane diyelim? En az bilmiyorum. Zaten 1,5 sevgilim var. Bir oldu. Buçuk. Bir buçuk mu? Acılı 1,5 sevgilin oldu. Acılı 1,5. Sen şimdi eskiden bana biraz anlat. Bu yaşadığın ilişkilerde seni en çok yaralayan, ciğerine tuz basan kimdi? Şimdi kardeşim şöyle bir düşüneyim. uzun zaman önce bir ilişkimde ilk dersek çok açığa çıkar. Ya göte göt diyelim i̇lk madem. İlk biliyor mu? İlk bilmiyorum, biliyordur herhalde ya. Bilmiyorum, söylemişim. Her neyse. İlk sevgilim. Zaten. İlk sevgilim. Herkesi diyor ya. Herkese ilk senin için aşkım. Oha. Var öyle bir muhabbet. Neyse. Gerçi başka bir şey de söyleyeyim. Evet. Neyse. İlişkilerimden birinde tamam. İbrahim'cim gayet güzel giden bir ilişkimiz vardı. En azından ben öyle düşünüyordum. Tamam mı? Bayağı böyle sancılı bir küsme barışma aşaması olmuştu hatta. Ondan sonra yine böyle üçüncü defa bir barışmamızda falan gayet güzel giderken böyle bir bahar günü, daha böyle hafif kıştan bahara dönerken bir mesaj aldım. İşte olmuyor, ayrılalım falan diye. Ben de o zaman o gece arabayı çamura bandıydım. Yani abimle arabayla müzik dinlerken yağmurlu bir gündü. Arabayı çamura battıydık. O yüzden çok umursayamadım yani. Çünkü babam belamızı sikecekti. O zaman pek karşılayamadım o durumu, o üzüntü falan. Sonradan vurdu. Sonradan tamam, ertesi gün dedim tamam yani eğer zorlu oluyorsa zorlu olmasının bir manası yok. Tamam bitsin dedim. Bitti abi. Konuşmanın sonunda şöyle bir muhabbet geçti. Ben o zaman böyle daha yeni açılıyorum böyle. Yeni açan bir çiçek gibiyim. Dedim ki işte hayatımıza yeni insanlar girdiğinde işte vicdan yapma durumu olmasın. Hani ne oldu daha işte yeni ayrıldık falan. Minis olmasın dedim. Sen orada puştunun tabanını hazırlamışsın da sonra ben hazırladım. Ben hazırladım evet. Sonra sana girdi. Ben orada onu hazırladım. Ben zannediyorum ki hani iki haftaya sevgilim olacak.
Yarın kızarım mesaj. Aynen aynen. Benle çıkar mısın? Ben zannediyorum 2 haftaya yeni birini buluruz. Oh sonunda boş oldu bu çocuk. Aynen öyle. Abi bir hafta sonra bir baktım eski sevgilisiyle barışmış ya. İlginçti yani. Güzel, ilginç bir olaydı hayatımda. Ve sadece gülebilmiştim yani. Böyle böyle ilginç bir öykü vardır. Ve o bir hafta sonra eski sevgilisiyle barıştı. Ben tahmini böyle 2 sene falan bir sevgili bulamadım yani. Kimse olmadı. Bu da böyle acıklı bir hikayedir benim hayatımda. Evet Erhan, benim yaramdan konuştuk. Benim yaram içeride. Benimki de içeride. Senin bu ilişki hayatındaki yaran nedir? Bize açıklar mısın? Yani yaram sayılmasa da yani şu an çünkü öyle bir yaram yok. Tabii canım yani. Ama şu var yani. Zamanında. Belki de olmadığı içindir bilemiyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel kızla bir ilişki niyetim vardı ve olmadı o. O hala benim gördüğüm en güzel kızdır yani. Ona çok farklı bir alakam var. Bu ilişki yarası değil ki oğlum bu. İlişki yarası değil ama yani içinde bir ukdedir bu. Tamam, onu geçtik. Bize ilişki yarandan bahset. Ya işte bu da bir yaradır. Bunun olmaması bir yaradır mesela. Yani o yaradır mesela. Yaşadığın, yani ilişki yaşadığın birinin sana yaptığı bir hareket olur vesaire. Onun açtığı yaradan, şu an açık olmasa bile ondan bahsedelim biraz. Yani son soru olarak, kapanış konuşması olarak bunu cevapla. Yani yara değil de birisi mesela yalan söylemişti. Ayan beyan bir yalan söylemişti. Ben ya şeyi unuttuk belki onu söylemeyi. Ben bir insan yalan söylüyorsa benim için hiçbir önemi kalmaz. İsterse yani şey PhD'si olsun. Felsefeden PhD'si olsun, tamam mı? Ondan sonra bir sürü ilgi alakası, şey, ilgilendiği alan olsun, şu bu olsun, bir sürü dil olsun. Çok güzel olsun ama yalan söylüyorsa benim için hiçbir vasfı yoktur onun. Çok haklı bir noktaya parmak değil mi? Bu da popülizm değil yani, bu benim için hakikaten öyle. Birbirimizin yaralarını daha fazla deşmeden İbrahim, bugünlük Cool Lime tadında sohbetlerin sonuna gelelim. Güzel bir sohbet oldu. Bunu bir dahaki haftaya veya bir dahaki işte burada oturuşumuza kadar Starbucks'tan kahve alabilecek paraya eriştiğimizde. Şimdi alacağız ya bir daha çay. Yok yok. Şu yeşil çay hoşuma gitti benim. Onun latte'si. Kapanış yapacağım dur. Bir dahaki Starbucks'tan kahve alıp buraya oturma şerefine eriştiğimizde tekrar çekeriz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtin. Yalnız, belirtmeyeceksiniz ama bir belirtin ya. Bir şey ekleyeyim ben. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ama sen de bu 200'lü bırak. Heriflere şu şansı da ver, beğenmedilerse beğenmesinler. Ben onu söylüyorum, beğenmeseler yani o beğenmesinler. Zaten beğenmeyen bir tane gavat var hep. Tamam, onu niye söylüyorsun? Ben onu bazı videolar atlıyorum ya. Söyleyeyim, bazı videolarımı da söylerim. Her beğenmiyorsanız neyse. Da beğenmeyin. Sövün. Beğenmiyorsanız sövün. Beğenmeyin. Yorumlarda sövün. Sinkaflı sövmediğini sürece sövebilirsiniz. Sinkaflı sövme ama sinkaflı sövme olur mu? Onları ha, siliyorum zaten. Direkt Ere'ye sövün. Aynen, bana sövün. Ha, akrabalarına şu sövün. Aynen, onların bir suçu yok. Ha. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.